Öncelikle bu videoda pek bir görsel kullanmayacağım oyunun o spesifik bölgeleriyle ilgili. O yüzden bu videoyu podcast tadında izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle başlangıça gelelim. Karakter ee, sınıfı hangi sınıfı seçeyim falan derseniz. Ya bu tamamen size kalmış bir şey. İşte şu sınıf şu diğerinden üstün falan pek diyemiyorum. Ya bazı artılar da var Dark Souls oyunda değişen işte Dark Souls 1'de atıyorum büyücü daha iyidir. Pardon 2'de büyücü daha iyidir. 3'de ne bileyim yaka savaşlar Ama bunlar çok ciddi farklar değil. Maksimum %10-20 falan e, fark edecek farklar. Onun dışında her şey ya sabit. Başlangıç hediyesi olarak ben genelde e, Life Ring seçiyorum. Ya bu da göreceli bir şey. Karakterin e, bedenini silim yaparsanız Hit ee, hitbox'ın azaldığına dair bazı arkadaşların önerileri var. Bu her Dark Souls oyunda var. Efsane mi gerçek mi artık <laughs> ayırt edemiyorum. Tek bildiğim Dark Souls 1'de kendi gözlemlerimde doğru oldu. O da Preseva etkisi olabilir ama ben hala bu şekilde karakterlerimi dizayn, dizayn, ediyorum. Başlangıçta şu büyük e, buz yaratığını ya e, boss ile gitmek yerine veya ilk bonfire almak yerine geri dönüp oradaki buz yaratığını, e, yaratığını kesmenize gerek yok. Orada bonfire alın. Sonra o bölgeyi isterseniz lootlayın. Kill lootlamanızı öneririm. Sonra boss'u geçin. Boss gayet sade. Normal bir tasarıma sahip. Dark Souls 1'in falan aksine. Gayet basit. Oyunun demo stadında bir bölümle karşılaşıyorsunuz. Boss'u geçtikten sonra ise o mekanı gene e, sömürmeniz sizin yararınız olacaktır. Ember falan çıkıyor. İsterseniz skip diye de Ama ben ilk oyun ise özellikle e, lootlanmasından yanayım. Ondan sonra bonfire'a e gittiğiniz zaman levellerinizi basın ve ilk bölgeye gidin. Orada e, aslında ilk bölgeye gitmeden önce ekstra bir tane daha esus, esus istiyorsanız oyun avantajı başlamak için. Oradaki ağaca atlama hilesi var. E, bu hile peçlenmiyor. Ya, i̇nternete yazıp bakabilirsiniz. E, İngilizce yazın. E, Dark Souls 3. E, 3 glitch yazın. Ya, Dark Souls 3 ağaç glitch mi? Ya, Türkçe bir kaynak da vardır belki. Türkçe kaynak yoksa ben muhtemelen videosunu çekerim. Ya belki çekmem. <laughs> her neyse konumuz bu değil. Sonra işte o basarsanız oyun ekstradan bir artı başlamış oluyorsunuz. Şimdi oyundaki bazı statlar hakkında bilgi vermem gerek. Bu oyunda FP yani focus point dediğimiz bir olay var. Bu olay bildiğiniz mana. Ama mananın şöyle bir özelliği var. Önceki Dark Souls oyunlarında bildiğiniz gibi her birinin bir kullanım sayısı var. Kendine ait. Her biri değişiyor işte artırılabiliyor, azaltılabiliyor. İşte bazı yüzüklerle artırılıyor, bazı başka şeylerle artırılıyor. Ama büyü ama büyülerin yani sayısı e, arasında bir geçiş yapamıyorsunuz ve genelde büyülerin sayısı da sabit oluyor bildiğiniz gibi. Ya bu açıkçası büyücülere biraz avantaj sağlayan bir şeydi çünkü büycülerin sonsuz esası oluyordu. Yani di, di, yakın savaş girmedikleri için. Bu oyunda ise manayı doldurmak istiyorsanız Esus'lardan feda etmeniz gerekiyor. Oradaki demirci Black abi eden e, es normal Esus ile e, eşin yani şu mavi e, gök mavisi e, arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Büyücüyseniz e, eşin kullanmanız zararlı olacaktır. Çünkü büyünüz bittiğinde şey gibi ortada kalmak istemezsiniz tabii ki de. Sonra bildiğiniz gibi karakter statları var. İşte mesela ağır zırh giymek istiyorsanız işte mesela ağır zırhı giymenizi sağlayacak e, slota levelinizi veriyorsunuz. Bunun dışında pek bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Ama Dark Souls'ta bu statları falan hiç anlamıyorsanız e, onunla ilgili temel statları falan öğreten videoları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu oyun cidden biraz komplike. Onun dışında her şey bildiğiniz gibi. İlk bölüme gidin ve ilk bölümde savaşın. İlk bölümün bossu birazcık ters bir yerde. İşte geçtikten sonra burada dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var tabii ki de. Ya i̇lk bölümde pek bir şey çıkmıyor ve invader sayısı çok oluyor. O yüzden arkadaşınız yoksa ilk bölümü offline oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi bunun bir sebebi var. Çünkü Aşırı derecede de troll insan geliyor. Özellikle ben arkadaşımla oynadığım zaman. Sadece ilk bölümde oluyor bu. Ve genelde taktikleri de şu oluyor. Ee, patlayan bazı fıçılar var. Ee, sizi oraya çekip patlatıyorlar. Bu en yaygın taktiktir. Ve izlemesi yapması da zevktir. Onun dışında bu ilk bölüme sonradan geleceğiniz için pek bir nokta yok. Bunun dışında ilk boss'a giderken yani ikinci boss'a giderken aslında... Bir asansör katı e, var. Bu katı açmanızı şiddetle öneririm çünkü ikinci boss birazcık sorun yaratabiliyor bazı özellikle sınıflarda. Bu sebepten ötürü e, boss'a gitmeden önce sağ saparak o kısa yolu açmanız sizin faydanıza olacaktır. Onun dışında bu oyunda genelde boss sayısının az olmasına rağmen bossların daha kaliteli olduğunu görebilirsiniz. Dark Souls 2'de bossları normal bir şekilde kolaylıkla geçebilirken, Dark Souls 3'ün bossları cidden sizi ciddi anlamda zorlayacaktır. Bu oyun aslında birçok açıdan e, serinin son oyunu olduğu için, Diamond Souls'a atfen e, bazı göndermeler içermekte. Mesela bu FP olayı oradan geçiyor örnek vereyim. Bunun dışında bir sürü bir detay daha var, iri ufaklı. İşte mesela yeni gelen şeyler var. Ama şöyle bir nokta var ki bunlardan bu videoda bahsetmeme gerek yok. Kendiniz zamanla bunları bulursunuz. Pyromancer sınıfını seçen arkadaşlar için bir uyarı yapayım. Pyromancer sınıfını seçip karakterinizde zaten Pyromancer çok güçlü diye salak salak statlar vermeyin. Bunu yapmanız durumunda şöyle sorunlar olabiliyor. Benim mesela en çok nefret ettiğim 2-3 tane Pyromancer hesabı sildir, sildiğim bu sebepten dolayı. Olay var. İlk bölüm kolay geçiyor. Sonra ben Pyromancer'ı yerine biraz daha yakın savaşa verdiğim için veya diğer satlara. Karakterin e, büyüleri çok zayıf kalıyor. Özellikle oyunda e, birinci bölümden sonra uzak savaşta ciddi anlamda bir zorluk yaşıyorsunuz. Ama bu da daha iyi büyüleri geldikçe e, daha iyi büyüler geldikçe geçiyor ama hiçbir zaman o ilk bölümü geçtiğiniz rahatlıkla devam edemiyorsunuz. Yani Ayrıca en azından ben öyle yaşadım. Kendisini yan bölüm sanıp Saints of the Deep denen yani orada bir tane kristal mage var. Onu kesip oradan devam etmeyip sırf oyun uzatıyor orası ek diye. Onun yerine dimdik yardırırsanız ve oradan devam ederseniz şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Orada Abyss Watchers var. Oradan devam ettikten sonra bir bölge geçiyorsunuz. Oradaki e, altın bilezikli arkadaşı kestikten sonra. Oradan oradaki sistem geçmek ve oyuna devam etmek için şu buz mekandan bahsediyorum. Iritiloft Portal Volay vol vol mıydı? Tam hatırlamıyorum ismini. Oradan geçmek için bu e, of the deyip yani o ek bölüme sapıp oradaki tarikat üyelerini öldürmeniz gerekiyor. E, o bölüm bossu geçmeniz gerekiyor yani. Ve oyunda bir sürü quest olduğunu belirtmek isterim. E, oyundaki bazı questler cidden kolay. Ve questleri kaç, questlerin bir çizgisi olmadığı için questler size e, takip etmezseniz hikaye kışında bir daha New Game Plus atana kadar yapmamakla cezalandırabiliyor bu quest dediğimiz arkadaşlar. Dark Souls'un questleri genel olarak neredeyse piyasada köyünün %99'dan daha karman orman saçma işte takipçisi olmayan ve zordur. Ama verdikleri ödüller de pek diğer oyunlara göre aşağı sayılmaz yani. Hatta benim bence diğer oyunlara göre olmuştu. çok daha iyi ödüllüler yaşamamız için. Tekrar oluyor şey Souls. Oyundaki son boss'u açmak için yani Soul of yani şu arka planda gördüğünüz arkadaşı kesmek ve oyunu bitirmek için bütün e, öldürdüğünüz e, tahtın ana boss'larının kellesinin tekrar tahtına koymanız gerek. Bu oyunun hikayesinden dolayı böyle şekillenmiş. Ve onu koyduktan sonra oyunun e, oyunu bitirmeye gidiyorsunuz. İşte boss'u kesme kısmını falan geçiyorum. Şunu betmek istiyorum. Oyundaki boss'lar çok kişiyle aşırı kolay oluyor. Bir ikinci demek istediğim şey ise oyunun birden fazla sonu var. Ee, i̇şte dünya yönettiğiniz kötü olduğunuz sonu var. Solo siniri kesip ateşi anlayan ettirdiğiniz son var. Bunların hepsine internetten bakabilirsiniz açıkçası PlayStation veya Xbox'ta başarım veya kupa edinmek dışında pek de bir vasıfları olduğunu söyleyemem. Eğer oyundaki Blacksmith denen demirci arkadaşı öldürdüyseniz özel bir e, quest line ile o arkadaşı tekrar canlandırabiliyorsunuz para ödeyerek. Bu sebepten dolayı oyundaki e, özellikle ana base'inizdeki NPC'leri kafanıza göre kesmeyin. Bazı invite e, klanları var. Mesela e, bir bataklıkta savaştığınız klan gibi. Bu klanlara e, yani Covenant'lara girdiğiniz zaman oyun online moddaysa özellikle otomatik olarak inmeyi de atabiliyor. Özellikle e, şu Abyss Watchers'a kadar olan kısımda. E, Abyss Watchers ile e, ondan önceki boss olan e, Crystal Meş arasındaki o tam denk gelmiyor ama o bölge arasında gerçekten oyunun en aktif PvP bölgelerinden biri yaşanıyor. Bu konuda e, bu Covenant'lara girebilirsiniz. Tabi bunların özel ödülleri de var. Ayrıca Covenant'ların da kendilerine özgü hediyeleri var. Mesela Covenant Point'ler PvP'de yardım ettiğinizde gelen veya Covenant'a göre değişen bazıları yardıma gelmiyor. Bazıları invade giriyor mesela. Onların hepsini götürerek farklı farklı e, klanlara özel özellikler büyüler. İşte klanlı alamayacağınız şeyler alabiliyorsunuz. Videonun bu noktasına kadar Ember mekaniğini açıklamamam komik. Ember mekaniği e, bu oyunda diğer oyunların aksine daha doğrusu Dark Souls 1 gibi farklı bir ya sanki DLC tadı katan bir özellik veriyor. Ember'ın özelliği şu. Canınızı %30 artırıyor. Yani 1.3 katına çıkarıyor. Artı bazı e, siz insan formunuza sokuyor. Artı olarak oyunun online yani çevrim içi özelliklerine girmenizi sağlıyor. Bu inmate yemek dahil. Ember'ınız yokken inmate yiyemezsiniz mesela. Çünkü genel durumlarda bazı istisnalar var. Mesela Ember'ınız yoksa ama kopa kop yardımı alamazsınız. Ama yardım edebilirsiniz. Ve şunu belirtmek isterim. arkadaşınıza veya birine yardım ettiniz diyelim. Ettiğiniz zaman beleş Ember alıyorsunuz. Bunun yanında oyunda şifreleme me mekaniği var. Arkadaşınızla aynı e, şifreyi girerseniz birbirinizi daha kolay buluyorsunuz. Oyunun genel PvP noktası ise yani genel PvP'den kastım hani her Dark Souls oyunda bir PvP atılan bir bölgeler olur. Bu birçok bunlardan birçok olmasına rağmen bunların en aktif olanı. Pontip salonunu kestikten sonra o çıkan salon gibi bir yer var. Salon değil de bomboş bir alan. En yaygın inmate noktası yani karşılıklı PvP atma noktası orasıdır. Bildiğiniz gibi Dark Souls oyunlarında DLC'lerinde oluyor bazen. Dark Souls oyunlarının base yani standart sürümlerinde PvP atma bir seçenek olarak sunulmaz size. İşte gel, 2v2 maç, matchmaking falan. Yoktur böyle şeyler. Biri kırmızı işaret adını yazar. Siz inmate de edersiniz falan böyle gider. Oyunun hikayesini de hazır elimizdeymişken özet geçelim. Şimdi bildiğiniz Dark Souls hikayesi aynısı. Her bin yılda bir tahta bir sorun çıkıyor. Şimdi bu e, oyunda çıkan sorunumuz ise şu. Oyunda e, bildiğiniz gibi kralların kendini ferah etmesi gerekiyor. Yani, krallar dediğim Güç sahiplerinin kendi ateşe feda etmesi gerek. Ateş çağının bin yıl gibi bir süre daha dev devam edebilmesi için. Ama her zaman olduğu gibi, ya her zaman değil de çoğu zaman olduğu gibi bu arkadaşlar e, kendini ateşe kurban etmeyi reddediyor. Bunun yerine kendileri bağımsızlık ilan ediyor. Farklı farklı yerlere gidiyor. İşte bu arkadaşların hepsini, ya bütün bosslar değil bu arada. Belli başlı bazı bu güçlü bossların kendilerini alıp geri tronlara koyarak ve en son Soul of the Sinner'la savaşarak ateş çağının bir süre daha devam etsin sağlıyoruz. Veya oyunun sonuna göre sağlamaya da bilirsiniz. Bu size kalmış. Oyunun 3 tane sonu var dediğim gibi. Ayrıca oyunda karakter seçerken veya bu build yaparken oyunda hareket etme veya kaçma doçlama şansınızın Bloodborne'e yakın bir seviyede olduğunu belirtmek isterim. Karakter seçerken buna göre sınıflandırın. İşte Knight falan çok ağır deyip büyücü seçmeyin. Sırf yavaş diye. Çünkü bu oyunun sistemi Bloodborne kadar hızlı bence. Yani stamina sisteminden bahsediyorum ve hız akıcılık olarak. Açıkçası daha çok söyleyecek şeyim var bu oyun hakkında. Hatta bu incelemenin de inceleme de değil. Bu videonun da aslında çok uzadığını düşünüyorum. Ve videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Çünkü çok anlamsız detaylara falan girebilirim. Bunun yerine bunun devamını kendiniz bulabilirsiniz. Veya bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bakarım. Bilmediğim kadarıyla araştırdım. Bugünlük benden bu kadar. Video işinize yaradıysa like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Görüşürüz.